一些酸民出来开始霸凌我，原因就是林育婷跟土耳其女选手的拳击比赛，但是他们骂得非常的难听，跟我说滚回去土耳其，不要赚台湾人的钱，不想要在台湾看到你之类的一些很难听的话。骂我的人好像觉得他做的这个动作是跟我有关的，但是是他的行为，不然你做一个行为也不代表全台湾人吗？这件事情发生的时候，我一直跟我老公说，啊，明明是女生，为什么女生还要跟人家证明她是女生啊？这件事情就是你知道吗？我还要去跟他解释我为什么，我还解释为什么我是女生。这件事其实我看了觉得也蛮生气的。台湾的yaşayan bir Türk olarak paylaşmak istedim çünkü Tayvanlar seslerinin duyulmasını istiyorlar. Diyorlar ki bu kızcağız haksızlık yapılmasın, bütün belgeleri tamdır, bütün testleri tamdır. Bu bir kadındır. Ve kadın olduğu için de kadınlar branşında yarışması doğaldır diyorlar. Bu yüzden de arkadaşlar ben de sizlerle bu konuyu paylaşmak istedim. Siz de etrafınıza paylaşırsanız en azından konuyu sadece bir açıdan değil, farklı açılardan değerlendirmiş olursunuz. 各位朋友们，我本来不打算拍这支影片，但是呢，我相信大家应该在媒体呀、新闻、网络上面都看到了一些酸民出来开始霸凌我，原因就是李玉婷跟土耳其女选手的拳击比赛。比赛的时候凌晨三点我们起床，很想要看这个精彩的比赛，结果林育婷赢了，我们好开心，老婆还要好开心，然后呢我们睡觉，结果隔天起床了之后，我发现呢一些人出来要做的第一件事情是在网络上骂我，但是他们骂得非常的难听，跟我说滚回去土耳其，不要赚台湾人的钱，你可以回去土耳其，不想要在台湾看到你之类的一些很难听的话。跟大家分享一下我的想法，然后呢我对于林育婷的支持，这是他是个人的行为，跟我无关的。对，有些人是就是骂我的人好像觉得他做的这个动作是跟我有关的，没有，他们觉得你是土耳其代表了。其实我那一天看完比赛的时候我就很开心嘛，看到林育婷赢了，我也很开心、啊。然后我发现说，哎，他做了一个不礼貌动作，我发现就是我也同时意识到说，哎，土耳其选手，我就想说会不会有人来骂你？结果果然，我没有想过，我真的没有想过。我觉得他的行为，台湾土耳其最红的人，我知道，但是是他的行为，不然你做一个行为也不代表全台湾人吗？待会呢，我们把这件事情解释了之后，我想要用我的母语土耳其话来跟土耳其人分享一下林育婷这个人的背后的故事。因为外面现在那个留言，而且国际上的留言非常的多，对，也很乱。对，因为其实大家可能也没有很认真去看，然后再加上说散布这些谣言的人他是有一个权利嘛，所以他可能就是会用一些方法然后就是打击我们的选手。那我相信大家看到也会觉得，像这件事情发生的时候，我也一直跟我老公说，啊，明明是女生，为什么女生还要跟人家证明她是女生啊？这件事情就是你知道吗？我还要去跟他解释我还解释为什么我是女生。这件事其实我看了也觉得也蛮生气的。其实我们心情跟所有的台湾人心情都是一样的，会觉得很舍不得啊。尤其是你看他那么多故事，你就觉得哇，这么努力的一个这么好的一个女生，然后过去都没有问题，怎么可以因为随便的一个留言，然后一些没有经过证实的一些。就是一个说法嘛，然后就说他有问题，我觉得这件事真是莫名其妙到一个极致。是，所以当然，因为我们很关心，尤其是我们台湾的女孩嘛，是啊，会花更多的时间去看她整个故事嘛，整个事情的发展。但是我觉得可能其他国家人不见得会关注度像我们这么高，所以就很容易会被误导。所以我就跟我老公建议说，其实我们真的需要有一个土耳其的版本。我觉得不管看到人多少，但是我们就是尽一份心力这样。Öncelikle sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar demek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Paris Olimpiyatlarında Türk sporcumuz ile Tayvanlı sporcu Lin Yuting bir boks karşılaşması yaptılar. Ve boks karşılaşmasını Lin Yuting kazandı. Lin Yuting'i herkes zaten şu anda Türk medyasında birçok internet kullanıcısı paylaşıyor. Onun hakkında sayısız derecede haber okudunuz. Ve bu haberler içerisinde çoğunlukla yazılan bir detay var ki aslında bütün Tayvanlıları üzen nokta da bu. Lin Yuting'in kadın olmadığına inanıyorlar. Fakat Lin Yuting'in annesi, ailesi, Tayvan'da daha önce yapılan testler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi vesaire anlayacağınız bütün onunla ilgili uluslararası düzeydeki kişiler zaten kendisinin kadın olduğunu belgelemişler. Yani böyle testleri var. Fakat sıkıntı nereden çıkıyor biliyor musunuz? Uluslararası Boks Federasyonu 2023 yılında test yapıyor. Yani yaptığını söylüyor. Fakat bu testin sonuçlarını da açıklamıyor. Açıklamamasının sebebi de
Onu da hiç kimse bilmiyor. Diyor ki hem Cezayirli sporcu İman Kerif hem de Lin Yuting kadın sporcu değildir. Yani kadınlar dalında, branşında yarışamaz diyorlar. Fakat bunun öncesinde hem Lin Yuting hem de İman Kerif zaten kadın olarak çok sayıda yarışmaya katılmışlar. Kazandıkları olmuş, kaybettikleri olmuş. Yani bunlar zaten yaşadıkları süre boyunca hep kadın olarak antrenman yapmışlar. Kadın olarak bir sürü müsabakada yer almışlar. Fakat Uluslararası Boks Federasyonu'nun başına Rus birisi geçtikten sonra bu olaylar oluyor. Bunun olmasının sebebi de birçok insan tarafından şöyle açıklanıyor. Diyorlar ki Rusya'nın etkisi, federasyonda yaşanan yolsuzluklar ve yeteri kadar saydam olmamaları yüzünden bu bilgileri tam olarak alamıyorlar. Yani başkanı Rus olan bu federasyon, Uluslararası Boks Federasyonu diyor ki bu kişiler kadın değildir. Diğer tarafta diyor ki o zaman bunlar kadın değilse sen de bunun testlerini, belgelerini göster. Fakat Boks Federasyonu belgeleri göstermiyor. Sebebi de kişilerin özel haklarına saygısızlık yapmak istemiyoruz diyor. Yani bir tane bahane buluyor ve kimseye göstermiyor. Bu yüzden de 2023 senesinde yapılan bir yarışmada aslında Lin Yuting bronz madalya kazanıyor. Fakat daha sonra dediğim gibi bu az önce anlattım ya Boks Federasyonu'nun başındaki kişiler tarafından uygun görülmüyor ve madalyası elinden alınıyor arkadaşlar. Ben de bir Türk olarak sizlere bunu anlatmak istedim. Çünkü Lin Yuting'in annesinin konuşmalarında dinledik. Tayvan medyasının paylaşımlarını dinledik. Tayvan'da zaten yapılan testler, uluslararası testler anlayacağınız bu olimpiyatlara gitmeden önce yapılması gereken testlerde hep kadın olarak çıkıyor. Yani bu kişi bir kadın ve kadınlar branşında sürekli olarak yarışmış bir insan. Tabi Tayvanlıların da paylaşımları ağırlıklı olarak Çince olduğu için Batı medyası pek fazla bu paylaşımları yakalayamıyor. Mesela bugün annesiyle konuşuyorlar. Diyorlar ki kızınız hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Bakın işte yurt dışında böyle böyle söyleniyor. Kadın uyuyamadığını söylüyor. Yani ben uyuyamıyorum diyor. Çünkü çocuğunu doğurmuş bir kız çocuğu. Hayatı boyunca kız olarak yaşamış, kız olarak eğitim görmüş. Ve gerçekten de zor şartlardan geliyor. Hatta boksa başlamasının sebebi de annesinin babası tarafından şiddet görmesiymiş. Yani babası annesini dövüyormuş. Annesini koruyayım diye o da gitmiş boks öğrenmeye başlamış ve kendini geliştirmiş. Anlayacağınız ben de bunu bir Türk olarak, Tayvan'da yaşayan bir Türk olarak paylaşmak istedim. Çünkü Tayvanlılar seslerinin duyulmasını istiyorlar. Diyorlar ki bu kızcağıza haksızlık yapılmasın. Bütün belgeleri tamdır. Bütün testleri tamdır. Bu bir kadındır. Ve kadın olduğu için de kadınlar branşında yarışması doğaldır diyorlar. Bu yüzden de arkadaşlar ben de sizlerle bu konuyu paylaşmak istedim. Siz de etrafınıza paylaşırsanız en azından konuyu sadece bir açıdan değil, farklı açılardan değerlendirmiş oluruz. Şeşe da acayi, cinden bir ben özgürüm. Cayo, soyadı Tayvan Şenso, Turçi Şenso, da acayi cayo, 我们继续支持台湾，也继续支持土耳其。